Bir bağlantı yapalım şimdi. Bitcoin dün bir anda %9 değer kaybetti. 26 bin dolara indi. Düşüşle Elon Musk'la ilgili bir haber akışının etkili olduğu belirtiliyor. Ayrıntıları bir konuşalım bakalım işin aslı neymiş? Kripto para ve blockchain uzmanı Helin Çelik konuğumuz. Sayın Çelik merhaba, yayına hoş geldiniz. Merhabalar Zehra Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar. Şimdi kripto paralara hiç ilgisi olmayan bile şöyle bir göz aşinası gözünün ucuyla bakıyor. Pazarda yürürken, yolda yürürken bile artık kripto paraların çokça konuşulduğuna tanık oluyoruz. Ne oldu da Bitcoin'de bu düşüş yaşandı? Ana coinlerde, alt coinlerde durum nedir? Evet, Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in 2021-2022 yıllarında elinde tuttuğu bitcoinlerini elden çıkardığının ortaya çıkması ve menkul kıymetler ve borsa komisyonunun Ripple dava sürecinde temize gidecek olması ve yine menkul kıymetler ve borsa komisyonunun daha sonraki haber akışında pozitif etki edebilecek bir haber akışına dahil olması piyasada çalkantı yarattı. Özellikle SpaceX ve Ripple dava sürecine ilişkin haber akışları ve tabii bir de Çinli emlak firması Evergrande'nin resmi olarak iflas başvurusunda bulunduğu haberleri piyasadaki risk iştahını düşürdü ve Bitcoin dolar 25.300 seviyelerini, bazı borsalarda 24.000'li seviyeleri test etti. Tabii oynaklık iki katına çıkmış durumda, yani hacim bu saatlerde iki katına çıktı ve 220 milyon dolardan fazla Bitcoin long pozisyonu tasfiye oldu piyasadan. Daha sonra yine menkul kıymetler ve borsa komisyonu Ethereum ETF'ine onay vermeye hazırlandığı haberleri piyasada bir miktar yukarı yönlü hareket yarattı. Ancak bu tabii ki de kötü haberlerin izini silemedi. Buradaki kayıpları telafi edemedi. Ağırlıklı olarak biz bölgelere dikkat ettiğimiz zaman sene başından bu yana test ettiğimiz trend bölgelerinden negatif ayrışma yaşandığını gözlemliyoruz. O yüzden yatırımcının bu dönem özellikle kaldıraçlı işlemler yapmamasında fayda görüyoruz. Yani kaldıraçlı işlemler yapmamasında fayda görüyoruz derken tam karşılığı nedir? Onu bir çok benim gibi anlamayanlar için de bir açabilirsek seyircilerimiz açısından. Hem de şunu da sormak istiyorum. Tabii şimdi şey diye düşünebilir seyircilerimiz. Bu bir düşüş alım fırsatı mı? Biz hemen Bitcoin mi alalım? İşte yatırım fırsatı mı? Hep duyuyoruz işte bu düşüş sürer mi? Nereye kadar sürer? Ne dersiniz? Bu aşamada beklemek mi lazım? Almak mı lazım? Tabii yatırım tavsiyesi değil bunlar asla ama ne yapmak lazım? Bu düşüş sürecek mi? Önce kaldıraçtan başlayayım. Evet, şimdi bir spot piyasada dediğimiz direkt kendi fonunuzla birebir alış yaptığınız pozisyonlar yaratabilirsiniz. Bir de küresel global borsalarda pozisyon büyüklüğünüzden, yani varlığınızdan daha fazla bir pozisyon büyüklüğü kullanarak, kaldıracı devreye sokarak 1'e 10, 1'e 15, 1'e 20 ya da 1'e 100 gibi çok daha riskli oranlarda işlem, yani pozisyona girebilirsiniz. Bu her iki yönde de olabilir. Hem aşağı yönlü kısa pozisyon diye geçer hisse senedinde, hem de yukarı yönlü uzun pozisyon, yani alış pozisyonuna girebilirsiniz. Ama oynaklığın bu şekilde yüksek olduğu durumlarda marjınızı, yani stoplanma seviyenizi çok ayarlayamayabilirsiniz ve pozisyonunuz tamamen, paranız silinebilir. Dolayısıyla kaldıraç kullanmanız, kendi olmadığı paranız, bakiyenizde bulunmayan paradan daha fazla bir pozisyon büyüklüğü yarattığı için tersi bir durumda komple bütün paranızı silebilir. Ama spot işlemde böyle bir düşüşe yakalanmış olsanız muhtemelen herhangi bir finansal enstrümanı fiziki olarak alıp bekletmiş ve değer kaybetmiş, ileride toparlanmaya bırakmış vaziyette olursunuz. Dolayısıyla kaldıraç her zaman piyasadaki riski çok daha fazla büyütür. Şimdi toparlanma bölgesi anlamlıydı açıkçası. Geçtiğimiz aylarda test ettiği 24.860 seviyesine kadar değdi Bitcoin dolar ve buradan tepki aldı. Henüz yeni alış için piyasa uygun değil, çünkü piyasa riskleri hala devam ediyor. Eylül ayında Fed tekrar bir faiz artırımı yoluna gidebilir ve bu konudaki kapıyı açık bıraktı. Birden fazla defa faiz artırımına da gidebiliriz bu yıl içerisinde ya da önümüzdeki yıl, beklendiği gibi olmayabilir. Veri bize bunu gösterecek demişti ve açıkçası şu an açıklanan veriler enflasyondaki gerileme sıkı para politikasıyla alakalı ve hala sıkı olmaya devam edecekler. Bu cebimizde durursa eğer, riskli varlıklar hala prim yapmak için biraz daha erken bir dönüm noktasında. Yeni alışlar için biraz daha piyasa beklenmeli. 24.860 seviyesi kırılırsa buradaki risk, yani Bitcoin'deki risk biraz daha büyüyecektir. Yukarıda da artık hani bizim 26-27 bin bandını izliyor olmamız lazım.
Peki, kripto para ve blockchain uzmanı Helin Çelik'le konuştuk. Dün bir anda Bitcoin %9 değer kaybetti. Nedir, ne değildir, nereye kadar bu düşüş sürer? Kendisine sorduk, cevaplarımızı aldık, uğurladık. Biz anlatmayı sürdürelim.